Eksersizleri nasıl yapmaya gelince? Eksersizlerimizi bunu çeşitli işte önce bir ağırlık eksersizi yapıyoruz. Yani kollarımızın bacaktan ağır olduğunu düşünüyoruz. Sonra bir sıcaklık eksersizi. Bu şekilde devam ediyor. Bunları iki gün yapıyoruz. Geliyoruz üzerine bir yenisi bir inşaat yapar gibi yani tuğla gibi. Her iki günde bir üzerine yeni bir eksersiz ekleyerekten bedeni çok kısa zamanda relax hale getirmesini öğreniyoruz. Ve bunu da uygularken de ilk başta stüdyoda uygulayabilirsiniz, evde uygulayabilirsiniz her yerde. Ve belli bir zaman sonra da dediğim gibi otobüste de uygulayabilirsiniz. İşe gidiyorsanız servisinizde de uygulayabilirsiniz. Peki uygulamak için herhangi bir şey yapıyor musunuz yoksa o zaten o alfa konumunda siz bunu vücuda yüklediğiniz için mi diyeyim nasıl diyeyim o otomatik mi zaten o çalışmaya başlıyor mu? E tabii ilk başlarda siz kendiniz yapıyorsunuz yani Hı. ben ilk başta size örneğin kollar bacaklar ağır kollar bacaklar ağır kollar bacaklar Tabii <laughs> daha biraz ritmik bir şekilde yaptığımda. Ee, siz bunu alıyorsunuz. Kendi bunu kendinize 3-4 gün, 5 gün, 6 gün evde kendi kendinize deniyorsunuz. Denedikten sonra üzerine geliyor. Bu sefer e, kalp normal bir ritmik atıyor gibi. Eksersizler üzerine inşa ede ede. E, neticede bedeniniz öyle bir alıştırıyorsunuz ki şartlı bir refleks oluşuyor beden. Ondan sonra sadece ağırlığı düşünmeniz sizi rahatlatmaya yetiyor. Yani tekrar kollar bacaklar ağır, kollar bacaklar gibi ağır böyle şeyler demenize falan gerek kalmıyor. Ulaşılmak istenen nokta o. Peki bunun spiritüel bir içeriği yok. Yok, hayır. Hiç yani. bu tamamen Hayır, bu tamamen bilimsel yönde hepsinde amacı olan bir tablo hani mevcut. İnançla, inançla hiçbir şey. yok. Hayır, her kesinlikle yoktur. yani tamamen... hiçbir ne bir felsefi yaklaşımı, ne bir dünya görüşü ne hiçbir şey yok. Bunun sadece ve hepsinde de bilimsel bir açıklaması da söz konusu. Yani ağırlığı düşünmeklerine yani laf olsun diye ağırlık değil, ağırlığın amacı bedendeki kasların gevşetmektir. Yani bilimsel olarak da ağırlığı hissettiğimizde kaslarımız gevşemiş olur. Şöyle diyeyim, bazen olur mesela bir akşam falan gece geç geliriz bir yemek yeriz, ay bir rehavet çöktü deriz, külçe gibi hı, olduk deriz. Hı, hı, hı. Bu kontrolsüz bir rahatlamadır aslında. Yatağa girer girmez de uyuruz. Bunu daha bir kontrollü halde de yakalayabilirsiniz. İşte ağırlığı hissetmek oradaki o yani benzetme kolay olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Kendimizi çok daha rahat, kasların gevşemesi. Bir sıcaklığı hissetmemiz bizim kan dolaşımımızı rahatlatmayı hissediyoruz. Sıcaklıkla kan dolaşımımızı rahatlıyor. Tabii ki biz kendi otonom sinir sistemimiz yani bu egzersizlerle rahatlattığımız zaman işte algılamamızda değişmeler oluyor. Unutkanlıklarımız azalıyor. Ne bileyim yani çevremize bakışımız biraz daha değişiyor. Trafiğe çıktığımız ben zaman... Her şey onu diyecektim. Ne değişecek hayatımızda diye. İşte trafiğe çıktığımız zaman yani ille de dağıt dağıt diye korna çalmak gerekmiyor. Yani sizde nasıl o trafik o şekilde sıkışık. Yani kendinizi isyan etmeniz gerekmiyor bir şekilde. Onunla o şekilde hayatın içinde yaşamayı öğrenebilmek önemli olan. Şey mi bu hafiften böyle hani boş ver moduna mı geçiyorsunuz? Yok hayır boş olarak. <laughs> ben o modu arıyorum. <laughs> İlle <yine> bir kalıp. <laughs> bu, bu, bu otojenik eğitim bu şekilde kalsın başka modu yok bunun. Bu otojenik eğitim modu bedenimizi tamamen kontrollü bir şekilde rahat etme modudur. Yani boşver değil. Tabii Şimdi zaten. şunu mesela örneğin, ee, bir borcumuz varsa borcumuz zaten var. Yani boş verli olmuyor, istediğimiz kadar rahatlanır. O borç bizim borcumuz bir şekilde. Doğru. olmuş. Yani ama bu egzersizler için silah çekip kendimizi vurmak gerekmiyor. Yani stres orada gelmek gerekiyor. Boşver modu değil. Veya bir e, iş yerindeyiz, o patron o patron. Yani e, ne yaparsak yapalım onu değiştirmemiz mümkün değil. Bizim ona bakışımızı değiştirebiliriz. Onu da olduğu gibi de algılamak zorunda da değiliz. Böyle tabii ki bununla beraber az önce söylemiş olduğunuz gibi bedensel sorunlar da azalıyor. Yani hem stresten ya kaynaklanan başta... hem diğer sorunlardan kaynaklanan. Ya yani bakış açını değiştirirsen, o zaman metabolizman belki daha fazla hızlanacak, daha iyi çalışacak. Sen daha az bir takım şeyleri düşüneceksin, Doğrudur daha tabii. mantıklı bir şekilde olacak her şey. Her şeyden önce az önce buyurduğumuz gibi e, psikosomatik rahatsızlıklarımızda kesin bir azalma birçok uyuşturucudan bırakmak istediğimizde sigaraya bıraktığımızda istediğimizde, daha az yemek yediğim yemek istediğimizde yan zayıflatmak. Sigarayı bıraktırtıyor için. bu. E, tabii ki destekleyici bir yöntemdir. Yani siz otonom sinir sistemi kontrol altında e, Sigarayı bıraktığıma derken e, kişinin önce istemesi lazım. Yani bunda bir şey olarak. Hı -hı. Ben ben geliyorum sigarayı bırakayım yok yani Hı -hı. öyle bir şey. Hı -hı. Bir kişi sigara içerken ben bunu deli gibi seviyorum diyorsa siz ne yaparsanız Yapın o kişi o sigarayı bırakamaz ya, tamam. kolay kolay. Sor. Yani Kendisi istiyorsa eğer otojenik eğitim destekleyici bir metottur. Zayıflamak yönünde destekleyici bir metottur. Çalıştıklarını hemen unutuyorsa destekleyici bir metottur. E, sınava girecek işte sınav heyecanını yenemiyorsa, algılamada zorluk çekiyorsa, okuduklarını anlayamıyorsa destekleyici bir metottur. Ama bir ilaç tedavisi yerine de geçmez. Yani mutlaka çok büyük bir rahatsızlık varsa bir doktora da gözünmek gerekir. Ama herhangi bir rahatsızlığın, her türlü rahatsızlığın yanında destekleyici bir metottur metot olarak da. Yani doktorla beraber normal tıbbi tedavisiyle beraber bunu da uygularsanız. Tabii kişi... ki çok daha rahat olur. Çok daha yani rahat. yurt dışında birçok doktor e, psikosomatik rahatsızlıklarda hastasını yani otojenik eğitimi yabancı ismi autogenist training e, olarak da gönderebiliyor Hı. ve çok rahat gönderir. Artık yurt dışında sigortalar da bunu karşılıyor tabii ki. Aa yurt dışında bu sistemi. Tabii tabii. Öyle Antigenist mi o kadar sistemi. yaygın Tabii yani. Ki. yani 90 küsur seneden beri diyorum. Ve Avrupa genelinde çok yaygın olan bir metot yani. Peki uyku düzensizliğine de iyi geliyor diyor ya o nasıl oluyor mesela? Şimdi alfa konuma getiriyoruz dedik uyku düzenlesinme. Uyku öncesi bu egzersizi iyice yapıp uyku öncesindeki beynimize alfa konuma getirdiğimizde daha rahat rem konuma geçeceğimizde kendimizi çok daha rahat hissedeceğiz. <laughs> rahat hissettiğimizden dolayı da uykuya geçiş modumuz daha kolaylaşacak daha kolaylaştığında sabahleyin da uykuya doymuş olarak da kalkacağız. Bir de bu özelliği de var tabii ki bizim. uyku önceki konumuz ne kadar uzun sürerse sabahleyin bizim uyanmamızda bir yorgunluk olur. Çünkü derin uykuya dalıp uykuya doyamamışız. Uyku açlığıyla uyanırız. Aynen. Böyle dayak yemiş gibi kalkarız. Yani ne oldu? Halbuki o kadar da erken yattıydık deriz. Ama erken de yatmış olsak uykuya yeterince alamadığımızdan, doyamadığımızdan sabahleyin çok bir per perişan bir halde kalkarız. Oysa biz otojenik eğitim yapıp uyumaya geçsek uyku öncesi ki halimiz çok daha kısa atlayacağımızdan ve çok derin uykuya geçeceğimizden kendimizi sabahleyin çok daha rahat uyanacağız. Artı bu egzersizleri ile öğrendikten sonra bunları bir takım telkinlerle desteklemek de mümkün. İşte çoğu her gün gün be gün daha rahat uyuyorum, gün be gün içimdeki kendimi daha da huzurlu hissediyorum. Yani mecbur değil ama desteklemek hı hı. mümkün bir takım ihtiyaç oranındaki telkinlere göre. Sınav çok daha rahat geçecek, sınavın başarılı geçireceğim Olumlamalar gibi. Olumlamalar falan gibi, gibi. şeyler yani, yapın. Gibi e, yani. Mecburi değil yalnız ama olabiliyor demek istediğim. Olsa daha, daha iyi oluyor belki. Olsa daha iyi oluyor. Bir takım telkinlerle desteklemek, egzersizleri mümkün. Peki bunu böyle mesela 5 seans, 6 seans gelip de öğrendikten sonra e, kalıcı olarak mı hayatımızda oluyor? Yoksa bu kişiler kişi değişiyor Yok, mu? Yok bu ömrünüzün sonuna kadar uygulayabileceğiniz bir yöntem. Yani yeter ki siz bedenin o alışkanlığını unutturtmayın. Yani bu hı hı. aynı gene halter örneğini vereceğim. Yani halter kaldırırsınız, kaldırırsınız. Belli bir zaman sonra kaldırmaktan vazgeçersiniz. Bir daha kaldıramazsınız. Aynı öyle geçer. Ben bir nevi otojenik eğitimi şöyle görüyorum. Yani biz arabaya binmediğimiz nasıl bir emniyet kemeri takarız? Hı hı. Ama kaza yapmamışızdır daha. Yani öyle bir şey olması gerekmiyor ama emniyet kemerimiz her ihtimalle karşı takarız. Oysa bizim ruhumuza karşı yaptığımız hiçbir şey yok. Bedenimiz için o kadar çok şey yapıyoruz ki onu yıkıyoruz, yağlıyoruz, evet işte kremliyoruz. Ya, ruhu beslemek lazım. Ruhu işte beslemek için de onu böyle çıkarıp şöyle bir keselemek de mümkün değil. Onun için bu gibi otojenik eğitimle bana göre ruhumuza bitmeye emniyet kemeri takıyoruz. Hı hı. Yani onun için de yedi, ufak yaştan itibaren bunu öğrenir ve ömrümüzün sonuna kadar uygularsak nasıl her seferinde arabaya bindiğimizde bir emniyet kemeri takıyor isek bu egzersizlerle de beynimize yani otojenik eğitimle ruhumuza bir emniyet kemeri takmış oluyoruz. Ne değişiyor az önceki sorunuza geldiğimde? Gene bir arabayla örnek verecek olursam, eski köy arabalarını hatırlarsınız belki bilirsiniz. Giderken işte amortisörler bozuktur, o yoldan geçer, arabadan inince dayak yemiş gibi arabadan inersiniz. Bütün kemikleriniz, yani dışarıdan gelen her darbeyi almışsınızdır. Oysa şeye girerken, amortisörleri sağlam güzel bir arabayla aynı yoldan geçerseniz, aynı yolun darbeleri gene o arabaya vuracaktır. Ama sizin bedeninizin amortisörleri sağlam olduğundan dolayı değil? Hı hı. dıştan gelen darbeyi o kadar bedende hissetmeyeceksinizdir. E, bu tabii ki sırf şey değil. Bu bir sokum e, aile içi sorunlarında, aile dışı sorunlarında, iş sorunlarında gibi hayatın her alanında e, birçok açık e, stresi açık kaldığımız her ortamda veya bir geçmişte bir trafik kazası olmuş olabilir, daha önceden yapmış olduğumuz başka bir şey olabilir, bir afetten kalma sorunlar olabilir gibi içimizde yer etmiş bilinçaltımızda daha önceki kalan konumlarda dahi bunları bir şekilde temizlememiz de mümkün. Onlar o şekilde.